Türkiye'de nerelerde altın bulunur? Bu konu aslında çok geniş bir konu. Bir videoya sığdırmak biraz zor olacağı için bunu parça parça anlatacağım size. İlk önce mevcut bilinenlerden biraz bahsedeceğim. Sonra da bilinmeyen altın madenleri nerede bulunur? Bunlardan bahsedeceğim. Truvalılar neden altınlarıyla ünlüydü? Lidya'nın altın paraları nereden geliyordu? Neden ilk altın parayı Lidyalılar basmıştı? Yıllardır işletilmeyen Anadolu'nun altın madenlerine ilgi neden son yıllarda arttı? Ülkemizin jeolojisi altın cevherleşmesi için çok elverişlidir. Şimdi Türkiye'de altın bulunan illerimize bir göz atalım. Herkesin bildiği İzmir-Bergama ile başlayabiliriz. Buradaki altın madeni yıllarca gündemden düşmemiş ve işletilmesi sırasında birçok eyleme tanıklık etmiştir. Yine İzmir Efem Çukuru'nda altın madeni varlığı bilinmekte ve günümüzde işletilmektedir. Bunun dışında Sivas Bakırtepe'de altın varlığı tespit edilmiştir. Erzincan İliç'te bulunan altın yatakları işletilmektedir. Kayseri, Öksüt ve Himmet'te de işletilen altın madeni bulunmaktadır. Bunların dışında Gümüşhane Mastra, Ordu Altıntepe, Uşak Kışlada, Niğde Bolkar Dağı, Eskişehir Kaymaz, Manisa Sart, Çanakkale Lapseki, Balıkesir İvrindi, Balıkesir Havran, Artvin Cerrattepe, Bilecik Söğüt'te işletilen altın madenleri mevcuttur. Ankara Çubuk'ta yine bir altın cevherleşmesi mevcuttur. Çubuk Barajı'nın doğusunda Gicik bölgesinde saha işletilmektedir. İşletilen sahaları zaten birçoğumuz biliyoruz. Biz o yüzden bunlara yoğunlaşmak yerine şu an işletilmeyen sahalara bir göz atalım. Bu arada buraların işletilmiyor olmasının buralarda ruhsat olmadığı anlamına gelmediğini üstüne basa basa belirteyim. Bildiğim sahaların hepsini paylaşmaya çalışacağım. Buradan sonra sayacağım altın madenlerin bir kısmı yine bilinen madenler ama herhangi bir şirket tarafından işletilmemekte. Ruhsatı bulunup arama yapılan sahalar, bir kısmı ise gerçekten bilinmeyen sahalar. İlk olarak benim için gerçekten ilginç olan bir yerle başlayayım. Hikayesi de şöyle, ben genelde böyle bazı bölgelerdeki maden yataklarını incelemeye meraklıyım. Bir incelemede bulunurken Afyonkarahisar bölgesinde bir bölgeyi incelerken burada Almanların yıllar önce sanırım 1950'li yıllarda yaptıkları bir çalışmaya denk geldim. Aslında onlar bölgede demir cevheri aramışlar. Fakat raporlarını incelediğimde yaptıkları analiz sonuçlarında bölgede demir cevheri ararken bazı altın değerleri yakaladıklarını gördüm. Bu gerçekten dediğim gibi 1950'lerde yapılmış ve Almanlar tarafından yapılmış bir öğütü. Sonra meraktan sahaya gittim ve sahada kendim de bazı araştırmalar yaptım. Burada demir cevherini görebiliyorsunuz. Bölgede bir demir cevheri oluşumu var. Ve gerçekten altın oluşumuna uygun altın potansiyeli olan kuvars damarları da var. MTA kayıtlarında ya da herhangi bir Türkçe raporda bu bilgiye rastlayamıyoruz. Belki git bakmışlardır, sahanın potansiyelini düşük görmüşlerdir. Ama bölgeye ben gittiğimde buradan kendim bizzat bir numune aldım ve aldığım numunenin analizini yaptırdığımda da 1 gram ton gibi bir değer gördüm. O yüzden buradaki varlığı kesin olarak biliyorum. Bölge Afyonkarahisar'da İsçehisar'la Bayat'ın arasında kalan bir bölge. İsçehisar'dan Bayat'a doğru giderken yolun üst tarafında değil, yolun alt tarafında kalıyor. Zaten bölgede ilginç bir şekilde de Gümüşbel diye bir belde var diyeyim, bir köy var. Adının neden Gümüşbel olduğu da ilginç. Yer adları önemlidir. Genelde yer adlarının içinde bir maden adı geçiyorsa bu bölgede o maden vardır. Genelde ondan kaynaklanır. Tabii %100 böyle demek değildir ama çoğu zaman bunun nedeni budur. Ha, benim aldığım numuneler Gümüşbel'in oradan değildi. Aslında Gümüşbel'in daha güney batısında bir bölgeden almıştım. Bu bölgede de aslında araştırma yapıldığında ciddi bir şeylerin bulunma ihtimali var diyebilirim. Yine Almanların bu bölgede yaptığı çalışmalarda gördükleri bir başka şey de Afyon'da, yine Afyon Bayat'la Eskişehir Han arasında kalan bir bölgede altın varlığından bahsediliyor. Ben bu bölgedeki araziye de gittim. Yani buradaki arazileri de inceledim. Tabi bu raporlarda özellikle Bayat'la Eskişehir Han arasındaki kısımda net bir yer vermemişler ama buradan birçok sondaj değil de yüzey örneklemesi yapmışlar. Yaptıkları örneklemelerde düşük altın değerleri bulmuşlar. Yani 0,50 0,60 gram tonlar gibi. Bölgeye de gidip bölgenin jeolojisini incelediğinizde potansiyelin varlığını anlıyorsunuz. Tabi Almanlar dediğim gibi bu bölgeye altın için gelmemişler, demir cevheri için gelmişler. O yüzden hani altın konusunda detay çalışma yapıp ona yönelmemişler. Daha çok demire yönelmişler. Bölgede altın konusunda bir çalışma yapıldığı zaman burada da ciddi bir altın varlığından bahsedilebilir.
Bu arada bölgede yine Bayat'tan Han'a doğru giderken, Bayat'ın kuzeyinde bir yol vardır Bayat'tan Han'a giden. O yoldan giderken Bayat'tan çıktıktan sanırım 3-4 kilometre sonra sol tarafa girdiğinizde orada kalsedon oluşumlarının olduğu bir bölge vardır. Bunun kuzeyinde de bir baraj vardır. Baraj göleti vardır. Bu baraj göletinin yine kuzey batısında diyeyim. Eskiden Osmanlı zamanında işletilmiş bir bakır madeninden bahsedilir. Yine bu bakır madeninin olduğu yerde de altın varlığından bahsedilmektedir. Ya bölgeye ben gittim. Bölgede yere baktığınız zaman burada yerde malakit içeren bazı parçalar görüyorsunuz. Malakit parçaları görüyorsunuz ama herhangi bir damar bulamadım. Bölgede bir mostra da yok. Yani kazı yapmak lazım. Kazı yapıp bakmak lazım. Zaten eskiden işletilen bir ocak olduğunu da topografyasından anlıyorsunuz. Eskiden burada bir çalışma yapılmış. Ama sanırım oradaki maden bitirilmiş. Yine de çevresinde arama yapılabilir. Ama hani orada ben bir şey bulamadığım için, herhangi bir mostra yani yüzeyde herhangi bir cevherizi bulamadığım için detaylı bir çalışma yapmadım. Şimdi Afyon'u bitirelim. Size iki tane önemli yerden bahsedeceğim. Bunlar neden önemli? Buralardaki dere yataklarında gerçekten altın varlığı tespit edilmiş. Şimdi Afyon'da bahsettiğim yerlerde ben daha çok size cevher olan yerden bahsettim. O bölgedeki dere yataklarında herhangi bir çalışma yapmadım. Herhangi bir şekilde dere yataklarında altın var mıdır yok mudur bir şey diyemem. Ama şimdi bahsedeceğim iki yerde dere yataklarında altın olduğu kesin. Bunlardan birincisi Antakya. Antakya Kisecik'te Akıllıçay. Bu bölgede plaser altın oluşumları bulunmaktadır. Burada dere tabanındaki kumlarda pan ile arama yaptığınız zaman altın bulma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Nitekim bu bölgede pan ile arama yapılıp daha önce altın bulunmuştur. Bölgede altın cevher, altın demeyeyim de bakır cevherleşmesi olan yerler var. Bu bakır cevherleşmesine yakın olan yerlerde dere yataklarında pan ile arama yaptığınızda altın bulmanız mümkün. İkinci yerde Antalya Boğaçayı. Burada da yine pan ile arama yapmak için uygun bir bölgeden bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda burada kum içerisinde altın tanelerine rastlandığı bilinmektedir. Antalya'da Boğaçay'da da yine jeolojik olarak altın oluşumuna uygun yerler bulduğunuz zaman bu bölgelerde pan ile arama yapabilirsiniz. Bir diğer önemli bölge de Kırklareli'nde. Şimdi Türkiye'de bilinen iki tane plaser altın yatağı vardır. Bunlardan birisi Manisa'dadır. Manisa Gördes'tedir. Bir diğeri de Kırklareli'ndedir. Plaser altın yatağı dediğimiz aslında kumun içerisinde altın bulunması demek. Yani dere yatağındaki kum değil de herhangi bir yüzeydeki kumun içerisinde de altın bulabiliyorsunuz. Kırklareli'nde Demirköy ilçesinde İğneada'da Mert Gölü vardır. Mert Gölü Türkiye'deki bilinen plaser altın yataklarından birisidir. Şimdi burada kritik olan konu şudur. Buraya bu altın bir şekilde gelmiştir. Yani bu altın burada var olan bir altın değildir. Plaser bir altın yatağı dediğimiz zaman buradaki kumların içerisinde eğer bir altın varsa bu altın buralara taşınma yoluyla gelmiştir. İşte suyun etkisiyle, erozyonla bir şekilde gelmiştir. Bu da şu anlama gelmektedir. İğneada Mert Gölü'ne bağlanan dere yataklarını iyi incelemek gerekir. Buradaki dere yataklarında altın cevherleşmesi potansiyeli olan yerler tespit edilmeli ve buradaki dere yataklarında arama yapılmalıdır. Şimdi bildiğim saha çok fazla. O yüzden bu günlük bu kadar anlatacağım. Bu videonun devamı gelecek. 2, 3, 4 böyle gidecek. Burada bildiğim birkaç sahadan bahsettim. Bundan sonraki videoda Çanakkale, Balıkesir, bu bölgedeki yataklardan biraz bahsedeceğim. Onları şimdi anlatmıyorum. Çünkü orada gerçekten uzun uzun anlatılması gereken birçok bölge bulunmakta. Devam için takipte kalın.